Ne güzel ya. O mesela manavi insan o kitabı alıyor. O yavaş yavaş okurum. Bir tane kitap olur zaten. 2-3 kitap oluyor en fazla. O zaman yemesi gözlüğünü alıyor. Yemek yedikten sonra kahvesini onu yavaş yavaş okuyor. Ne büyük saadet onun için, ne büyük güzellik. Yani ilk defa hurafeden uzak ve çılgın bir ruhla akıl almaz bir üslupla anlatılan gelenekçi anlatımın dışında akıllı, gerçek, dürüst ve doğru bir İslam olduğunu görmüş oluyor. Müthiş bir heyecan ya. Çünkü din dedim, İslam dedim mi? Rüya alemi gibi anlatıyorlar. Böyle Alice Harikalar Ülkesi'nde gibi. Ve inanamıyor. Halbuki bizim anlattığımız hem doğru Kur'an'a dayalı ve kalbi de aklı da tam ikna eden bir anlat. Mesela Allah'a şükür bizim anlatımımız da özellikle Darwinizm konusunda hükümete felsefi ana dayanak oldu. Eğer bir hükümet felsefi dayanağı yoksa ayakta duramıyor. Mahvederler. Ama biz hükümete çok güçlü felsefi dayanak sağladığımız için iktidara, siyasi felsefi dayanak, hükümet kırat gibi. Enginleri aşıp gidiyor. Bak son derece özgür ve rahatlar. Kimse bir şey, bak sol bir şey diyebiliyor mu? Sol cinnet geçirirdi normalde. Çıtını çıkaramıyor. Felsefi olarak yenildi çünkü sol. Ezik AK Parti'nin karşısında. Yani karşısına çıkıp siz işte dinli demagoji yapıyorsunuz diyemiyor. Yani dinle milleti kandırıyorsunuz diyemiyor. Çünkü din gerçek olduğunu gösterdik. Dinin yalan olmadığını gösterdik. Allah'ın gerçekten var olduğunu gösterdik. Darwinizmin de yalan olduğunu gösterdik. Hükümet sırtını böyle balistik çeliğe dayamış gibi oldu. Ve rahat rahat iktidarını devam ettirebiliyor. Yıllardan beri. Daha önce felsefi dayanağı olmuyordu. Adnan Menderes'i hemen götürdüler. Demirel alıp alıp şapkasını gidiyordu. Felsefi dayanağı yoktu. Özal'ın da felsefi dayanağı yoktu. Zor bela ayakta durabildi. Yani vardı da o zaman zayıftı bizim desteğimiz. O kadar güçlü değildi. Ama AK Parti devrinde müthiş olgunluğa ulaştı. Muazzam bir güç haline geldi. AK Parti şu an çelik gibi dimdik ayakta. Bak felsefi yönden hiç kimse yanaşamıyor. Ya sol başka yerde olsa cinnet geçirir, yeri göğü birbirine katar. Gıkını çıkaramıyor çünkü yenildi. Felsefesi yok solun. Bak sağa kayıyor CHP. Ve ciddi şekilde sağa kaydı. Çünkü CHP'nin de felsefesi yok. Yani Darwinizme dayanması gerekiyordu. Diyalektik felsefeye dayanması gerekiyordu sol parti olduğu için. Diyalektik felsefeye dayanamıyor. Çünkü çürüttük, yok ettik. Sırtını dayayamadığı için CHP güç bulamıyor. O yüzden de çok yalpalıyor. Yani çok cılız savunabiliyor Darwinizm. Çok çok cılız. Biliyor CHP tabanı Darwinizmin olmadığını. O yüzden tek çözüm sağa kaymak oldu. Sağa doğru da tam gidemiyorlar. Halbuki bence direkt sağa, solun en sağına gelsinler. Ya sağın en soluna gitsinler. İkisinden birini seçmeleri lazım. Ama onların yapacağı solun en sağına gelmek olması lazım. Solun en sağına gelsinler, çok rahat iktidar olurlar.